Manşete hoş geldiniz, döndük Kökçü dükkanına, sabahın erken saatlerinden itibaren yollardaydım, neredeyse bütün gün yollarda geçti, ondan geciktim. Fakat bazı konular var ki yarına bırakmak olmazdı, biri de bu, AKP rahatsız, CHP rahat konusu. AKP, kara harp, deniz harp ve hava harp okulları, işte mezuniyet törenleri vardı 30 Ağustos'ta, deniz ve havada sıkıntı yoktu ama... Kara Harpliler yapacaklarını yaptılar. 960 mezundan 3'te 1, 1'i kadarı Erdoğan ve Erkan e, resmi Erkan alandan ayrıldıktan sonra yeşil alanın ortasında toplanıp halkı oluşturup kılıç çatarak Mustafa Kemal'in askerleri sloganları atarak alternatif bir yemin törenine imza attılar. Bir eyleme imza attılar. Bu özellikle iktidarda büyük bir rahatsızlığa yol açtı. Bunu iktidar kalemi Abdülkadir Selvi'nin kaleminden de anlıyoruz. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un laflarından da anlıyoruz. E, yemin metnine CHP'liler sahip çıktılar. E, daha doğrusu askerlere. E, yeni çiçeği burnunda teğmenlere. Bu andın herhangi bir kelimesiyle çelişkili olanları tarih affetmeyecek dedi Özgür Özel. Yani ben andın gibi kelimelerine katılmıyorum. Ayrıca yani askerin haddi değildir. Artık 60 70'li yıllarda kalmıştır yani askeri vesayet döneminin ürünüdür bu ant. Şimdi And içeriski layık demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk. Şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türk'üm diyene. Yani Türk ulusunun namus, şeref, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak. Kılıçlarımız daima keskin hazır olacak. Yani bu laflara yüzde yüz katılıyor değilim. Eski bir anttır. Bu konu artık askerle başlayıp biten bir konu değildir. Olmamalıdır. Ayrıca her kimse kimsenin de asker olmak zorunda değil. Yani kimsenin askeri olmayın. Anlatabiliyor muyum? Yani kendi benliğinizle duruşunuzla vakarınızla neyse kendi müktesebatınızla kendi değerlerinizle bir şey ortaya koyun yani yani önünüzde bir resim bir heykel bir bir şey olmasın Erdoğan rahatsız ee, AKP'yi de ikiye böldü rahatsız olanlar olmayanlar ama bu olay şimdiden tarihe geçti yani. Bundan sonraki yıllarda deniz, hava, harp e, törenleri değil de kara harp töreni hatırlanacak. Teğmen Ebru Eroğlu'nun 24 yaşında AKP ile yaşıt e, önderlik ettiği bu eylem hatırlanacak. Yani biraz önce... Cumhurbaşkanı'nın elinden subaylık diploma, diploması, lisans diplomasını alıyorsun. Biraz sonra da böyle bir Cumhurbaşkanı'nı rahatsız edecek iş yapıyorsun. Bir bu. İki taraf, i̇kinci tarafı da şu. 24 yaşında Ebru Eroğlu. Yani AKP ile yaşıt. Başka lider görmemiş Erdoğan'dan. Ama işte neticede bir yönüyle de Erdoğan sosyolojisi eriyor. Yani yetiştirdiğiniz lider, Gençler, yetiştirdiğiniz askerler, yetiştirdiğiniz öğrenciler, her neyse size kafa tutuyor. Yılmaz Tunç Özellikle toplum kesimlerini milletimizi rahatsız edecek eylem ve söylemlerden kaçınmak lazım. Bu anlamda bir rahatsızlık oluşturdu birçok geniş kesimlerde demiş. Doğru. O arada milletimizi rahatsız edecek eylem, davranış ve tutumdan kaçınmak lazım derken millet kelimesini çıkarın. Bu tür şeylere böyle bakın. Millet, devlet, Türkiye falan gibi laflar kurulduğunda milleti çıkar Erdoğan'ı koy. Lafın manası bu. Erdoğan'ı rahatsız edecek eylem ve davranışta bulunmayın diyor. Neyse ne. Darbe. Demişken bir Erdoğan'ın darbeci katil diyerek 12 yıldır mangalda kül bırakmadığı Sisi'yi havaalanında uçağının merdivenlerinin başında karşılamasıyla devam edelim. Ya hiç detaylara girmeyeceğim. 12 sene sonra tükürdüğünü yalamadır bu. Ama bu Erdoğan tabanı açısından hiçbir şey ifade etmez. Onlar çünkü eyyamcıdır. Onlar çünkü sabah başka akşam başka konuşan lidere alışıktır. Onlar çünkü bütün bunların devlet meselesi olduğunu düşünür. Devlet başkanı dilerse böyle yapar, dilerse böyle yapar. Yani Siyaset böyle bir şeydir. Bunu almış kabul etmişlerdir. Siz istediğiniz kadar Erdoğan gene tükürdüğünü yaladı. Sözünü tutmadı. Dün böyle demişti. İşte Rabia işareti. Zalim demişti. Bir daha tokalaşmam demişti. Ne bileyim Amerika'da başkanın sofrasını terk etmişti. Sisi de o sofrada oturuyor diye. Filan istediğiniz kadar söyleyin. Sayın Sisi değerli kardeşim. Bir de Cumhurbaşkanlığı ikinci servis ettiği fotoğraf da uğurlamadan yani uçağın gene kapısına kadar da böyle uğurlamış arkasından da el sallamış. Yani Erdoğan kimseye yapmaz bunu. Bir, bir de şeye yapmıştı. Onu kendileri yayınlamadılar fotoğrafı. E, Suud Veliaht Prens'ine yapmıştı. E, onu da Suud hesaplarından öğrenmiştik. Ama bunu kendileri servis ettiler. Yani uçağın kapısında karşılama, uçağın kapısında uğurlama. Kendileri servis ettiler. Özgür Özel konuşuluyor. Erdoğan'a adaylık yolu açtı bir kere daha diye. Yani Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı tartışılırken aday olup olmayacağı hakkınız hakkındaki mahkeme süreci nereye gidecek? Erdo Enteresan bir şey oldu. Erdoğan'ın adaylığı netleşti. İmamoğlu'nun adaylığı konuşulurken olacak mı olmayacak mı? Erdoğan'ın adaylığı netleşti, kesinleşti. Kim yaptı bunu? Özgür Özel yaptı, CHP'nin genel başkanı. Bir kere daha ifade edeyim bu defa büyük yani kesin bir katiyetle söyleyelim ki söyleyebilirim ki yüzde %100 bir katiyetle söyleyebilirim ki Özgür Özel'in CHP liderliği Özgür Özel CHP liderliği sınavını kaybetmiştir. Bitmiştir. Ondan lider de olmaz, ne köy olur ne kasaba. ve toplumu sürükleyecek. Arkasına geniş yığınları takıp iktidar yürüyüşü yapacak, yolculuğu yapacak, macerasına atılacak bir hali yoktur tamamen yukarıdaki CHP babalarının ağzının içine bakıyor. Onlar da yer yer bunu azarlıyorlar. Ya işte Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğim diyor cezaevinde. Üç ay oldu gidecek. Tabii azarlanıyor yukarıdan. Ya niye böyle bir şey söylüyorsun diye. O heyecanlandım söyledim diyor. Otur oturdun yerde. Aynen durum budur. Arayasa ya saygı mitingi yapacağım Can Atalay için. Erteledi bir daha da unutuldu. Erte, yani süresiz erteleme. Işıkları aç kapa eylemi yapacağız 9'da. O gün 3-5 ışık, ışık açılıp kapandı ondan sonra yok. Yani yok. Yani liderlik kumaşı yok arkadaş. Olmaz. Ha partide bir pozisyon olabilir. Parti meclisi üyesi olabilirsin. Grup başkan vekil olabilirsin. Bir birimin başında bir şeyler yapıyor. Hepsi olabilir ama Özgür Özel CHP liderlik sınavını kaybetmiştir. Bundan sonra bu konuda onun yani bu, bu konunun üzerine konuşacak bir şey yoktur. 5 aydır 31 Mart'tan bu tarafa Kendine güveni erittiği gibi olanı da götürmüş, Erdoğan'ı meşrulaştırmış. Erdoğan'ın ilk aylardaki, AKP'nin ilk aylardaki seçim sonucunu e, atlatmasına, seçim şokunu atlatmasına mühim bir katkı sunmuştur yani. Budur. Genel Başkanımız Özgür Özel, yani CHP, mes e, ex platformunda paylaşmış. Videosunu e, İki gündür konuşulan açıklamalarının. Türk siyasi tarihine bunu bırakmak istemem Erdoğan 23 yıl sonra aday olamadığı için gitti. Ya, mesele bu mu ya? Özel Sencar, Metropol Araştırma'nın başkanı çok güzel koymuş. Erdoğan'ın özel mesai harcamasına gerek yok. Bu sefer her şey kendiliğinden geliyor. Ayrıca Erdoğan işte CHP'yi parçalayacakmış. Ya CHP zaten parçalanmaya teşne. Kemal Kılıçdaroğlu ayrı bir yerde tef çalıyor. Ekrem İmamoğlu ayrı bir yerde vozur diyor. Mansur Yavaş ayrı bir yerde bıdırdanıyor. Böyle bir şey. Yani. Tüzük kurultayında konuşmuş. Yeni bugün. Kalkın Gazi Mustafa Kemal'in partisini iktidar yapmak için Ankara'ya yürüyelim. Saat 9'daki ışıkları aç kapa eylemini hatırlatıp geçiyorum. Evet. Yani bir yönüyle Erdoğan'a yeniden meşruiyeti altın tepsi içinde sundu 31 Mart'tan bu tarafa. Misyonunu da anlamış olduk. Açık ve net yani. Metropol yeni e, yayımlamış Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarının liderlerin görev onayı Erdoğan'la Özel'i karşı karşılaştırmış. Nisan'da Erdoğan 41 iken öz, Özgür Özel 45'miş. Sonra Özgür Özel 54'e sonra... 54'e kadar 50 yani 54. 55 değil 55'e kadar yükselmiş Erdoğan düşüşte. Ama Nisan Mayıs'ı nasıl harcadı Özgür Özel hepimizin gözünün önünde oldu. 54'ten 48'e düşüyor. Temmuz'da gene 52'ye çıkar gibi oluyor. Fakat bir ay sonra 10 puan birden düşüyor. 43. Erdoğansa 41'de durumu muhafaza ediyor. 39 38'lere kadar düşmüş ama tekrar 41.8'e getirmiş. Durum bu. Özgür Özer'in karnesi. Ceza mı keseceksiniz Hodri Meydan? Ekrem İmamoğlu Sözcü TV'de Uğur Dündar'ın sorularını yanıtlarken bu hakkındaki istinaf işte siyaset yasa meselesiyle ilgili konuya açıklık getirmiş. Ceza mı keseceksiniz Hodri Meydan? Millet sizi kararın sonucunu göremeden eve yollar. Sen de yargıya parmak sallama diye Adalet Bakanı da şey yapmış polemik çıkmış bilmem ne. Ama Ekrem İmamoğlu ortaya çıkmış görünüyor. CHP'ye rağmen, özgür özele rağmen zaten CHP Genel Başkanlık katının laflarından ve politikalarından hiç hoşnut değil. Bunu beden diliyle de gösteriyor. Evet, CHP'de şu anda artık e, enteresan bir biçimde dört başlı bir hal hal var. Kılıçdaroğlu ayrı bir telden çalıyor. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ayrı tellerden çalıyor. Özgür Özel de başka bir telden çalıyor ama en zayıf ayak Özgür Özel onu söyleyeyim. Yani MAK danışmanın, MAK araştırmanın daha doğrusu sahibi Mehmet Ali Kulat. Çok net söylüyorum Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı. Aday adaydır demiyorum kesinlikle adaydır demiş. Yani dün evvelki gün bahsetmiştim bugüne kadar aday değilim demedi. Ama yani beni tartışmalarınızda meze yapmayın diye de bir açıklaması oldu. E sen senin ismin ortadaysa. Senin is ismin gündemde ise tabii ki tartışılırsın yani. Hem tartışılmak istemiyorsun hem de aday olarak ortadasın <laughs> yani. Dönelim. Dilruba 7,5 ay cezayla hapse girmeyerek kurtardı. Ee, zaten onu çok iyi ayarlamışlar. Ee, burada... E Dilruba'nın, Dilruba, Dilruba Kayserlioğlu'nun gördüğü kamuoyu desteği, CHP, avukat, hukukçu desteğinin de çok büyük etkisi var. Büyük kamuoyu oluştu hakkında. Ondan dolayı Cumhurbaşkanlığı hakaretti, Cumhurbaşkanı avukatları çekti. Sonra halkı kin ve düşmanlığı alenen tahrik ve aşağılama suçundan beraat verdiler. Sadece halkın bir bölümünü, bölümünü aşağılamaktan 7 ay 15 gün yatar olmayan bir ceza verdiler ve kurtardılar. Durum bu. Dilruba'ya jet hızıyla hapis cezası vermişler diyor avukat Lale Demirkaya. Biz hukukçular buna tutuklulukta yatarını karşılayacak kadar ceza vermek diyoruz. Tazminat ödememek için böyle yapıyorlar. Yani tutuklandığı anda beraat şansı kalmamıştı zaten diyor. İşte avukatlarına Teşekkür etmiş Dilruba Kayserlioğlu sosyal ağlarda yani geniş bir avukat heyeti belli ki karardan çok memnun. Onlarla çektiği başka bir fotoğrafı paylaşmış. Siyasetçilere teşekkür etmiş filan. Yani bayağı böyle hakkında şey var. Hayırlı uğurlu olsun kutlarız ama herkes böyle bir e, herkese böyle bir destek nasip olmuyor. E, bir iki örnek verip e, bitireceğim. Ee, Murat Ağarel sosyal medyada bir kendisine yani kendisine gönderilen bir tehdit videosunu yayınlayarak tehdit edildiğini söyledi. Öldürülmesi için ihale açıldığını infaz emrinin verildiği açıkça görülüyor diyerek de videoyu paylaştı. 6 milyondan fazla görüntülenmişti ben son baktığımda. Ee, arkasında siyasi bir irtibat olduğu belirtiliyor ama bugüne kadar İki gündür bu konu konuşuluyor. Hiçbir şey yapıla, yapılmış değil. Yine Dicle Fırat Gazeteciler Derneği e, bu konuya atıfta bulunarak Mezopotamya Ajansı muhabiri Fırat Aslan, X üzerinden kendisine gönderilen mesajla tehdit edildi demiş. Gene başka e, isimleri de sıralamış e, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği. Amberin Zaman eşit beni sürekli tehdit etti de ve benzer görüntüler paylaştığında savcılık takipsizlik kararı vermişti." demiş filan. Yani herkese nasip olmuyor bu bu tür olaylarda destek, dayanışma, şu bu. Onu söylemeye çalışıyorum. Bu öyle çok fazla kolay e olan mahallelerin isim ayırdığı, mahallelerin dosya ayırdığı, mahallelerin kimliğe bakarak tutum aldığı bir konu. Ama bir kere daha söylüyorum. Dilruba Kayserioğlu'na Kayserioğlu büyük geçmiş olsun. Darısı herkesin başına. Böylelikle bir manşeti daha noktalıyoruz. Yarın normal saatinde, rutininde tekrar karşılaşmak ümidiyle. Hoşçakalın.